Sofrası nasıl? Ben de çok uyumsuz buldum. Yani gold kullanmış, kaşıklar gümüş. Yani ben bu kaşıkları gold isterdim. Her şey gümüş mü olması gerekiyordu yani masada yani tamamen? Sen, o zaman karıştırmayacağım. Sen karar verememişsin. Yine bir karışıklık var burada. Kızlar gümüş bu gold. Yemek takımı yalnız yansımalı yani. Sadece ne gümüş ne de gold bir detayı içeriyor. Ben uyduğunu düşünüyorum. Yani siz demek ki her şeyi tamamen aynı renkte yapacaksınız. Bakalım göreceğiz. Yani inşallah şu bardaklarla şu tabakların hepsi aynı olur diye düşünüyorum. Ben tabaklarını da çok demode buldum. Yani 5 ay öncesine. Kızlar bunlar 5 ay önce alınmadı. Yani bunların hepsini ben daha önceden aldım. 5 ay önce yani yeni alınmış bir şey değil bu. Düğünden birkaç gün önce falan. Ne kadar aldın peki takımını? Takımı, su seti, çatal bıçak ve bu dahil 30 olmasını. 30 bin lira. Aynen. Gelin seti gibi aldın. Evet. Ne kadar zaman önce aldın hayatım? Yani bayağı önce çünkü bir 2 senesi vardır. 2 senesi vardır. Aynen. Bu modele göre fiyatı çok fazla. Evet. Katılıyorum. Bu pastanın çeyreği yeniliyor mu peki? Deneyebilirsin. Gerçek mi? Güzel mi? Değil. Ben değil. Görünüşü çok güzel ama tadı diyorsun hayır. Evet. Pasta çok hoş. Çok özel pasta yaptırmışsın. Evet. Teşekkür ediyorum hayatım. Güzel bir incelik aslında. Bugünü anlatan bir pastamız var masada. Evet. Rümeysa, seni mutlu etti mi pasta? Beni mutlu etti. Bardaklarla uyumlu buldum ben onu. Yani onunla uydurmuş ne bence. Güzel, evet. Aynen. Bardaklar uyumlu bir şey buldun. Evet. Tabaklarla uyduramamıştın çünkü. Peki bardak seti güzel mi, güncel mi? Tabakları demode buldular. Güzel ama yani sofrayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum ben. Bana biraz yaşlı bir desen geldi. Daha yeni, eskiden uzak, daha genç işi tercih edebilirdin. 5 aylık evli olduğun için ona göre de yorumlar yapıyorlar. Evet. Sen katılıyor musun demode olduğuna? Ya ben beğenerek kullanıyorum, katılmıyorum o yüzden. Yani mesela evlenmeden hemen önce gitseydin gene aynılarını alır mıydın? Yani olsaydı tabii ki de alırdım. Çünkü şimdi gördüğüm kadarıyla sadece etrafı gold, sadece etrafı gümüş. O detaylar var. Onlar da bana çok sade geliyor. Daha günlük mü geliyor onlar sana? Yani. Daha ağır bir masaya göre mi? Misafire daha uygun olduğunu düşünüyorum. Tabakların ve bardakların yaşı ben diyeyim 60, sen de 70. Tamam, seninkilerin yaşını da senin gününde karar vereceğiz artık. Ama hep aynı şeyi söylüyorsun. Ne dememi bekliyorsun? Ben ya böyle bugün, seviyorum diyebilirsin. Bugün benim ya da ben yanlış bir tercih kırmak istemiyorum. Yaptım diyebilirsin. Yanlış tercih yapmadım çünkü kızlar. Ben gayet beğenerek kullanıyorum. Severek aldığını söylüyorsun. Evet, doğru. Peki kaşık, çatal, bıçaklar için aynı düşüncede misiniz? Daha günlük mü yoksa böyle ağır bir masa için ideal mi Rümeysa? Yani günlük diyemem ama ağır bir masa için ideal de diyemem. Yani bilemiyorum, çatal mesela çok uzun ama kaşığın burası çok kısa. Kullanışlı değil. Evet. Yani çatal çok uzun, boyutları zaten bir değil. Değil, evet. Takım yani değil takım herhalde. Mı değil mi ben kızlar, anlayamadım. Takımı nasıl bozup alabilirim? Yani bilemedim. Sizce? Çok sade. Ben de dediğim gibi İnanılmaz. Yani gümüş değil de bir gold isterdim. Gold görmek. Bardaklar gold olduğu için mi? Kaşıklar evet, gold tamamen, olsaydı. Evet, tamamen aynen. Çok kesinlikle. Alakasız. Çok alakasız. Takım, bardak, çatal, kaşık hiçbirisi birbirine uymuyor. Uyumsuz. Tek kelime söylüyorlar. Uyumsuz. Masa örtüsü, siyah olması. Bu ağırlığa, bu golda, gümüşe yani dayanamaz yani bu renk. Yok yani. Bu çok sportif bir renge kaçmış bence. Servisleri de porselen düşündüğüm için altına da beyaz ve krem bir örtüyü yakıştıramadım. Bunun daha iyi göstereceğini düşündüm. O yüzden bunu kullandım. Patlatmak istedin. Evet. Çünkü beyazın altına beyaz tabaklar hiç hoş durmuyordu. Denedim. O zaman bu kadar ağır bir bardak, bu kadar ağır bir tabak bu masada olmamış. Yani kullanmayacağım. Yani masa tamamen her şeyiyle ağır mı olması gerekiyor? Hayır, sen bardaklarını ve tabağını ağır kullanmışsın. Sadece örtün, sunum için kaşıkların alakasız tamamen. Yani bana göre ya tam ya hiç. Ama Şeyma zaten ediyorum. Siyah, gold, böyle bir gümüş karıştırmayı seviyor. Mutfakta da gördük biz bunu. Yatak odasında. Yatak odasında da gördük. Yani bir karıştırmayı seviyor. Bence kafası karışıkken yaptı. Yo değil, ben hepsini tercih ediyorum. Beğeniyorum yani. Sadece fix kullandığım veya gümüşü çok seviyorum, gold'u çok seviyorum diyemem. O yüzden de hepsini bir kullanayım dedim. O zaman biz senin uyumunu konuşmaya gelmemişiz. Yani sen gold'u da koymuşsun, gümüşü de koymuşsun, porseleni de koymuşsun, farklı renkler de koymuşsun. Neyi eleştireceğiz biz yani? Hepsi aynı olduktan bir uyum sonra yok. Hiçbir farklılık olmuyor zaten. Hepsi farklı renk olduğu için daha bir farklı olduğunu düşünüyorum. Biz burada, İşte göz yoruyor ama. Biz de buraya uyumunu konuşmaya geldik. Uyumunu eleştirmeye bu geldik. Bu göreceli bir şey.
Ama burada hiçbir uyum yok. Gelinlerden çok güzel yorum duymadım ama hepsi hemen hemen aynı fikirde. Uyumsuz olduğunu söylüyorlar. Gümüşle gold arasında bir geçiş, bir uyum göremediler. Lezzetlere bayıldım. Ben de Düzce'yi tamamen yani temsil ettiğini düşünüyorum yemekleri. Yöresel olarak evet. Da gayet ideal diyorsun. 26 evet. Çeşit lezzet yapmış. Bu arada lahana sarması da müthiş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık, çok güzel. Ben yemek istemiyorum artık. Yemeğime devam etmek istemiyorum. Çünkü biz burada bir şeyler yemeye çalışıyoruz ve sen hiçbir şey yemedin. Ve bu durum beni inanılmaz şekilde rahatsız etti. Kızlar sessiz kalmamdan da rahatsızsınız, konuşmamdan da. Yani hangisini yapayım sizin için? Yani hepsine yetişemem. Biz senin sofrana oturduk. Anladım, senin evet. Senin de bir şeyler yemen afiyet olsun. Gerekiyor. Ben size şu an yemenizden çok daha mutluyum, emin olabilirsin. Ben daha fazla yemek istemiyorum. Eşlik etmeni bekledi. Hatır için eşlik etmek ister misin? Tabii ki ederim, neden etmeyeyim? Bir de su alabilir miyim Şeyma? Tabii ki. Sesten dışlısı. Suyu alabilir miyiz? Sürahi yok galiba. Ezgi Hanım, sürahiler buradaydı. O yüzden bardakla getirmek zorunda kaldım. Zaten sürahiyi dolduracak kadar su da kalmamış. Teşekkür ederim canım. Onu anlamıştım zaten. Su içmek isteyen var mı? Gelinlerim, su küçüğün, canlar. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Bardakta yumurta kokuyor. Yumurta derken? Yumurta, tavuk, bir şey yenilmiş. Yeterince yıkanmamış. Çok hassasım ben bardak konusunda. Saçma konuştuğunuzu düşünüyorum. Böyle bir şeyin imkanı yok çünkü. Direkt evet. Anlarım. Direkt anlıyorum. Ezgi alabiliyor musunuz öyle bir hasta kokusu? Olmama rağmen alıyorum o yumurta kokusunu. Benim bardağımda yok. Belki yapmak için yorum yaptım. Zemliyken ters çevirdiysen. Hayır. Yumurta, et, tavuk vesaire makineye yediğiniz zaman. Makineye çok bu attıysa evet, tamam. Güzel yıkanmadıysa kokabiliyor. Ben de bir bakayım. Koku uzmanıyımdır da. Evet, bir kötü bir koku var. Bayağı kokuyor. Yani şuradan geldiği an anladım onu. Gerçekten çok profesyonelsin. Evet, o zaman ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet bal olsun diyelim. Tanışma hikayesiyle devam edelim. Öncesinde sevgili eşiyle nasıl tanışmışlar, nasıl evlenmişler sohbet edelim. Sonra da ilişki testinde inşallah altını verelim. İnşallah. Hadi bakalım. Afiyet olsun.